Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir Nick Fury inceleyeceğiz arkadaşlar. Nick Fury için saldırı gücü babında da işte efsane güçlü muhabbeti var. Bakalım gerçekten Nick Fury arkadaşlar söylenildiği kadar güçlü mü? Biliyorsunuz Nick Fury'nin asıl esprisi arkadaşlar iki canı var. Hani iki hakkı var. Süper Mario gibi düşünün. Nasıl öldüğü zaman bir hakkı daha alıyor. Burada da yük aslında bir hak oluyor. Ve arkadaşlar o yükünü harcayınca bir Fury öfkesi, yani Nick Fury'nin kendi öfkesine yakalanıyor ve arkadaşlar baya baya saldırı gücünü yükseltiyor. Şimdi biz de bir test edeceğiz. Bakalım arkadaşlar Nick Fury hakikaten o kadar etkili mi? O öfkesi o kadar kullanışlı mı? Tabii o hakkını kullanınca da arkadaşlar üzerindeki bütün zayıflatıcıları atmış oluyor. Özel saldırı bir atalım. Tabi şimdi belli bir seviye, sağlık seviyesine kadar arkadaşlar kendi sağlığını götürecek. Şunu da atalım abi. Artık her saldırımız engellenemez. Bundan sonrasını kış askeri düşünsün mü? Gördüğünüz gibi kış askeri blok da tutamıyor artık arkadaşlar. Yapıştır. 4900, 2900, 11800. Tabii normal vuruşları hakikaten normal bir karakterin fazla ve fazla üstünde oluyor arkadaşlar. Yani şey güzel, her saldırının bir nevi Eagan tarzında, hani Eagan belli bir combo sayıcından sonra her saldırısı engellenemez oluyor arkadaşlar. Bu da o tarzda bir şey olmuş. Peki bakalım ne kadar kuvvetli, aynı zamanda ne kadar işlevsel. Tabi o da çok önemli arkadaşlar, işlevsellik meselesi de çok önemli. Çat, öyle blokta durma, hareket et, akıllı ol. Hareket et. Çok keyif aldım. Çat. Şöyle bir özel saldırı atalım. Bakalım arkadaşlar özel saldırı üçü ne kadar vuracak. Ve dediğim gibi bu olay ne kadar kullanışlı. Tamam, hakikaten hattı sayılır bir miktarda güç vermiş karaktere. Yani bu karakterle böyle bir anda canını götürüp oynamaktansa arkadaşlar bence normal oynamak daha makul. O canı gittiği zaman zaten abi yine kullanılmış olur. Bu arada engellenemedi, çok iyi ya. Vallahi yiyorduk ha. Özel saldırı 2 atmıyorum geri tepme hasarı yemeyeyim diye. Ya normal orta vuruşlar 1200 civarı falan tokatlıyor. Güzel tokatlıyor. Kritik geldiği zaman bir 4 yıldızın 3800 falan vurması gerçekten çok efso bir rakam. Elektriğe tuttu rakibi. O da güzel efekt. Oyunda da arkada silah bekliyormuş. O da güzel iş. Yine 18000 civarı arkadaşlar hasar veriyor. Kritik geldiği zaman yani bir komboda takriben arkadaşlar 15K'ya yakın, 12-13K çıkartıyor. Şu blokta tutmaması olayı güzel, yani o engellenemez muhabbeti çok güzel. En azından keyif veriyor diyebilirim. Durma öyle. Hareket et biraz aslan. Çat. Bir L3 daha basalım arkadaşlar. Şunu söyleyebiliriz. Nick Fury yükünü kaybettiği zaman kendi öfkesini açtığında arkadaşlar gerçekten de hatırı sayılır bir
efsane hasara çıkıyor. Tabii aynı zamanda iyi bak bunu işte yemeyecektik. Kötü tüfe düştük. Aynı zamanda abi engellenemez olması da EFSO ama bir devamlılığı yok. Yani saldırı babında arkadaşlar bunun ekstra bir cezbediciliği yok. Bir de şu şekilde yapalım. Tekrardan girelim. Bu sefer normal oynayalım arkadaşlar. Normal oyun şeklini test edelim Nick Fury'nin. Eğer yükünü kendi kaybederse kaybetsin. Zaten özel saldırı ekibi bolca atacağım için geri tepmelerde yaşayacağım. Hani kendisi kaybetsin. Bakalım bizi ne kadar götürebilecek. Bir de onu test edelim Nick Fury ile. Yani bu karakter testleri çok önemli arkadaşlar. Karakterleri çok daha iyi anlamamızı sağlıyor. Yani size de tavsiye ederim. Hiç beğenmediğiniz bir karakter veya elinizde var. Acaba ben bunu ne yapsam dediğiniz bir karakter varsa arkadaşlar. Oturun böyle biraz test edin veya yeni gelmiştir bir karakter. Yani oturun 2 saat 3 saat bir test edin abi. Bakın neyin nesi kimin fesi. Belki hakikaten EFSO derecede işe yarayacak ama biz bilmiyoruzdur. Olabilir arkadaşlar. Hatta o tarz testlerinizi de bana line'dan atabilirsiniz arkadaşlar. Sizden gelenler diye bir köşe yapacağım. Hatta oradaki videoları da yorumlayacağım. Yani kısa videolar olursa toplu halde atıyorum 5-10 tane videonun birleşmesinden yapacağım. Ama uzun videolar da gelebilir. Uzun videolar da arkadaşlar Gex'i tek başına yayınlayacağım. Onlara da bakmaya başlayacağım. Birkaç tane video geldi. Onlara henüz bakamadım ama bakacağım arkadaşlar. Bugün yarın muhakkak bakacağım ve onları da ayarlayacağım. Nick Fury ile L2 atmayı unuttum ya. Neyse L3 atayım da bundan sonraki L2 olarak atarım. Valla unuttum anlatırken şeyi. Sizden gelenler köşesini. Bam. 13.000 vurdu. Yani öfkede varken de abi vurduğu çok da şey değildi. Yani arada 5.000 falan oynamış oluyor. Tabi L3 için geçerli bu söylediğim. Çağat. Siper atıyorum. Bir tane vur. Bir tane de ağır saldırı yaparsam 4 tane artı kanama veriyor arkadaşlar rakibin üzerine. Çağat. O kanamalarda birleşince büyük bir kanama parçası oluyor. Yani üzerinde yükü varken abi Nick Fury çok bir şey değil. Yani saldırıda tavsiye edeceğim bir karakter bile değil. Çok fazla kanatıyor ama 3-5-3-5 yani bundan da rakip sağlığını bile doldurur. Bırakın. Çağat yapıştı L2'yi. Bam. İki tane büyük kanama verdik ama kendi sadece adı büyük kanama. Action'ı falan yok. Bam. 4 tane büyük kanama vermiş durumdayım şu anda. Dediğim gibi bakalım arkadaşlar Nick Fury ne kadar güçlü. Yani abartıldığı kadar var mı? Yoksa sadece abi defansta iş görür. Onun dışında patates spor mu? Kendimiz test edelim. Kendimiz karar verelim. Kağıt verelim L2'ye. Yani açıkçası şu anda ben oynarken arkadaşlar bir keyif almıyorum karakterden. Hani o yükü gittiği zaman tamam o zaman güzeldi ama şu anda bir keyif yani keyif alacağım herhangi bir şey yok. Gerçi şu L2'nin kritikleri güzel geldi de işte her zaman denk gelmez. Ve bu büyük kanamalar da çok bir şey vermiyor mesela yani bir hasar masar falan verdiği yok. Yani teyyar eden bir şey.
Yine yükünü kaybetmezse üzerine aldığı bu gri yükler arkadaşlar geçici oluyor. Tabi onun da bir esprisi yok. Bilmiyorum siz zevk alıyor musunuz çanla arkadaşlar, veya atıyorum siz oynarken ne düşünüyorsunuz Nick Fury ile ilgili? Abartıldığı kadar var mı? Yoksa sadece defansla iş yapma ihtimali mi var? Dilerseniz arkadaşlar düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Yani karakter oynarken aslında biraz da oyuncuyu zorlamayacak. Yani oyuncuyu yormayacak karakter olması lazım. Sağlığımız %1, %2 aralığında gidip geliyor. Şöyle bir atılma saldırısı. Ve rakibi kışkırtmaya yönelik hareketler arkadaşlar, özel saldırı bir atsın diye bolca kışkırtma hareketleri. Basalım özel saldırı üçümüzü. Tabi sağlık burada %1'e kadar düşmüş durumda. Rakibe de bir 7000 vermiş olduk. %2'ye kadar düşmüş oldu. Tamam, %1'e düştü. Şimdi biz birazcık hasar yiyelim. Şöyle bloğumuza yiyelim ki tamam. Şu öfke olayı açıldı. Şu anda arkadaşlar artık üzerimizde yük yok. Bakalım oyuna başlarken Nick Fury öfkeyle başlayacak mı? Yani yükünü kaybettiği için daha güçlü başlayacak mı? Hiç yüküm yok şu anda. Aynen başladı ve sağlığı da düşmeye devam ediyor. Sanki bu oyun içerisinde düşmüş hissiyatı varmış gibi arkadaşlar. Biz de hemen şunları atarak en azından madem gidecek sağlığımız, bir engellenemez olmaya çalışalım dedik. %30'a kadar düştü. Bunu da atıyorum. Artık benim her saldırım engellenemez. Öyle blokta durmayacaksın. Biz de bunu yedik tabi. Çat şöyle bir vur. Yani burada testini yapıyorum. Dediğim gördüğünüz gibi saldırıda bence çok cazip değil. Yani çok çok daha iyileri var. Çok çok daha iyileri var. Yani videolarını izliyorum. Hani insanlar yüksek hasar vermek için adeta kıvranıyorlar arkadaşlar. Yani kıvranmaya benim kanaatimce hiç gerek yok abi. Karakter neyse odur. Böyle patates gibi. Yani dediğim gibi bence çok kullanışlı değil. Özellikle o olayı
Yani yükünü harcadıktan sonra çıkan kısmı normal bir karakter, işte en fazla dövüş içerisinde biraz daha action yapabiliyor, hissiyatı verdi bana. Bilmem sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz sizler de düşüncenizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar.